Kırmızı et yemeyenler için çok lezzetli bir alternatif. Tavuk köftem servisi hazır. Ketçap ve mayonezle servis edebilirsiniz. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay şekilde hazırlanan lezzeti enfes tavuk köfte tarifim var. Bunun için 500 gram göğüs etim var. Tavuk etlerimizi şöyle gelişi güzel şekilde doğrayalım. Doğrayıcımın içerisine gelişi güzel doğradığım tavuk etlerimi ilk olarak yarısını ekliyorum. Doğrayıcıdan geçirelim. Genişçe bir karıştırma kabı aldım. Doğrayıcıdan geçirmiş olduğum tavuğumu ekledim. Kıvam bu şekilde olacak. Tamamen doğrayıcıdan geçirdiğinize emin olun. Birkaç dakika içerisinde bu kıvama geliyor. Diğer yarısını da doğrayıcımdan geçirdim. 2 adet orta boy kapya biberim var. Onları da iri şekilde doğradım. İçerisine ekliyorum. 2 büyük diş sarımsağım var. Ortadan ikiye böldüm. Onları da ekleyelim. Tekrar doğrayıcıdan geçiriyorum. Biberlerle birlikte doğrayıcıdan geçirmiş olduğum tavuk etimi yine karıştırma kabıma alıyorum. Tavukların üzerine bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, kimyon, bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ekliyorum. Bir orta boy soğanı rendenin ince tarafıyla rendeledim ve suyunu güzelce sıktım. Mutlaka suyunu sıkalım. Köfte harcımızı sulandırır ve acı bir tat veriyor suyu. 2-3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekliyorum. Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Harcımızı güzelce bir karıştıralım. Harcımıza 1 çay bardağından 1 parmak eksik galeta unu ekliyorum. Yaklaşık olarak bir 5 dakika elimizle güzelce yoğuralım. Bir iki yemek kaşığı su ekliyorum. Yoğurma işlemine devam edelim. Harcım hazır. En az 1 saat vakti olanlar ise 3 saat buzdolabında üzerine streç film ile kapatıp dinlendirelim. Köfte harcım dinlendi. Üzerindeki streç filmini alıyorum. Parmaklarınızın ucunu hafif ıslatarak şekil verebilirsiniz. Bu aşamada dilediğiniz boyutta yine şekil verebilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Ve çok ince ne de çok kalın olacak şekilde şekil veriyorum. Tüm harcım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Tavaya yağ aldım ve kızdırdım. Köftelerimi dikkatli bir şekilde ekliyorum. Ara ara ters düz ederek köftelerimizi kızartalım. Kızaran köfteleri ters düz ediyorum. Diğer taraflarında aynı şekilde kızartma işlemine devam ediyorum. Köfteleri kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen havlu kağıt yerleştirdiğim bir tabağa alıyorum. Fazla yağını şöyle bırakması için. Bu aşamada tek sıra haline koyarsanız daha iyi olur.
Köftelerimi kızarttım. Tam 30 adet köftem çıktı. Ve yanında ketçap ve mayonezle servis ediyorum. Ve diğer köfte harçlarına göre biraz daha yumuşak. Gözünüz korkmasın. Gayet lezzetli ve içi yumuşacık olmuş. Ve taze nanelerle süslüyorum. İnanılmaz lezzetli. Bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Özellikle et yemeyenler için çok güzel bir alternatif. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.